İngiltere'deki son gelişmeleri alacağız. Artı TV programcısı Kemal Göktaş'tan hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Merhaba. İngiltere can kaybı sayısı olarak 41.969'u buldu. Yani 42.000'e yaklaştı. Pazartesi günü hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüsten kaynaklı 233 olarak açıklandı. Vaka sayısı da 300 bine dayandı ve 1279 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. İngiltere toplam can kayıpları sayısı bakımından Amerika ve Brezilya'nın ardından 3. sırada e, ve Ulusal İstatistik Ofisi verileri hayatını kaybedenlerin sayısının Resmi açıklanan sayının üstünde olduğunu söylüyor. Bu e, en son açıklandığında 60 binin üzerindeydi. Ama ülkede önlemlerin gevşetilmesi e, süreci hızla devam ediyor. Birazdan ayrıntılarını anlatacağım. E, ligler başlıyor. Örneğin ve bu hafta başından itibaren de mağazalar e, açılmıştı. Daha önce 23 Mart'ta sokağa çıkma e, kısıtlıkları getirildiğinde sadece zorunlu e, dükkanlar açıktı. Yani gıda ve ilaç satanlar, marketler ve eczaneler, bankalar açıktı. Ama e, Pazartesiden itibaren zorunlu görülmeyen giyim mağazaları, kitapçılar, teknoloji mağazaları, küçük rücaciler gibi dükkanlar da açılmaya başlandı ve birçok yerde kuyruklar oluştu. Birçok yerde de sosyal mesafe kurallarına, 2 metre kuralına uymadan insanların alışveriş yaptığı görüldü. Ee, ve e, önlemlerin gevşetilmesinin ikinci dalgaya neden olabileceği endişeleri devam ederken e, Oxford Üniversitesi'nden e, bir haber geldi ve e, dünyada ilk defa e, koronavirüsü e, belli ölçülerde tedavi eden bir ilaç e, bulunduğu söylendi. Dexametazon isimli bu ilaç. E, hastaların yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazlarına bağlandığında ya da e, oksijen verildiğinde onlara e, hayatta kalma e, şanslarını arttırıyor. Bu da her 8 hastadan birinin e, daha fazla kurtarılması anlamına geliyor. Yani aslında bakıldığında koronavirüse yakalanmayı e, ya da tedavinin ilk aşamalarında e, hızla iyileştirmeyi sağlamıyor bu ilaç. Son aşamada yani durumu kritik olan hastaların hayata tutunmasında önemli bir işlev görüyor. E, ama yine de çok önemli bir gelişme bu. E, eğer İngiltere'de bu ilaç e, koronavirüs salgınının başından itibaren kullanılmış olsaydı 5000 kişinin daha e, hayatının kurtulabileceği söyleniyor. Dolayısıyla e, bu ilacın bulunması İngiltere'de e, büyük bir sevinç yaratmış durumda ve Boris Johnson e, başbakan bunu e, açıklamasında kutladı, e, Oxford Üniversitesi'ni tebrik etti ve bunun dünya için de önemli bir gelişme olduğunu çünkü ucuz bir ilaç olduğunu ve e, bütün e, ülkelerin bunu kullanabileceğini söyledi. Dolayısıyla e, bu ilaçtaki gelişmede koronavirüsün e, çaresinin bulunması konusunda önemli bir dönüm noktası oldu. E, bir süredir koronavirüs gündemini eşlik eden başka bir gündem vardı İngiltere'de o da George Floyd'un Amerika'da öldürülmesinden sonra İngiltere'de de başlayan protestolardı. Siyahlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılık protesto ediliyordu İngiltere'de. Ve buna ilişkin tartışma büyüktü. Bazı anıtların yerinden sökülmesiyle birlikte bu tartışma tırmanmıştı. Son olarak polisin siyahlara ve diğer etnik azınlıklara ayrımcılık yaptığına ilişkin Yeni veriler ortaya çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ceza verilen kişilere bakıldığında polisin siyahlara ve diğer etnik azınlıklara 6 kat daha fazla ceza kestiği ortaya çıktı. Bu İngiltere ve Galler'deki veriler araştırılarak ortaya konuldu. Liberty Investigates, özgürlük araştırmaları diye çevirebileceğimiz bir kurum ile Guardian gazetesinin ortak bir çalışmasıydı bu. 17 polis merkezinde çalışıyorduk. Siyahlara ve etnik azınlıklara yönelik e, ayrımcılık yapıldığını daha çok ceza kesildiği ortaya çıktı. Sadece iki polis merkezinde böyle bir durum saptanmadı. Polis müdürleri bunun ön yargılardan ve de, e, et, siyah ve etnik azınlıklara yönelik e, polisin güvensizliğinden kaynaklandığını söylediler. E, siyahlara yönelik ayrımcılıkla ilgili olarak hükümet bir komisyon kurmuştu. Ayrımcı uygulamalar araştırılacaktı. Bu komisyon da bu verileri aldı. Bu da e, kamusal düzeyde yani kamu e, görevlerinin e, siyahlara ve diğer etnik azınlıklara yönelik ayrımcılıklarını e, altını çizen bir e, başka veri oldu. Biri yanda e, İngiltere'nin e, bu sene için İngiliz halkının bir tatil umudu var. E, 23 Mart'tan itibaren e, sıkı e, önlemlerle yaşıyorlar. Sokağa çıkma kısıtlılıkları uzun süre, Haziran başına kadar çok sıkı biçimde devam etti. Hala da bir ölçüde bu kısıtlıklar devam ediyor. Ama yaz aylarında tatil yapmak istiyorlar. Hükümet de onlar için bazı girişimlerde bulunuyor. Tatil koridorları yaratmak istiyorlar. İngiltere'ye şu anda yurt dışından gelen herkes 14 gün karantinada kalıyor. Dolayısıyla bu turizmi çok ciddi şekilde etkileyecek. Ee, yani hem İngiltere'ye gelişleri etkiliyor hem de e, İngiltere'den başka yerlere tatile gidenlerin dönüşte 14 gün karantinada kalma riski nedeniyle tatil yapmaları e, konusunda tereddütleri oluyor. E, İngiliz Savunma Bakanı Grant Shepard e, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini ve Haziran ayı sonunda bir açıklama yapacaklarını söyledi. Buna göre işte bazı ülkelerle anlaşmalar imzalanacak ve o anlaşmalar doğrultusunda o ülkelerde e, belirli koşullarda tatil yapılabilecek işte koronavirüs önlemlerinin alındığı tesislerde ve dönüşte e, bu kişiler e, yani tatilden dönenler e, karantinaya alınmayacak böyle bir umut var e, Temmuz ayı itibariyle bunu hayata geçirmek istiyor İngiliz hükümeti. Bir başka gelişme Premier Lig başlıyor. İngiliz Futbol Ligi. 100 günlük bir ara verilmişti bu lige ve Aston Villa Sheffield United maçıyla önümüzdeki hafta start alacak ve 92 lig maçı oynanacak kalan 92 lig maçı ve 40 gün içerisinde sadece bu lig maçlarının tamamlanması bekleniyor. Tabii ki seyircisiz oynanacak ve bir dakikalık saygı duruşuyla başlayacak bütün maçlar, ilk e, etapta oynanacak maçlar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri için saygı duruşunda bulunacak futbolcular ve e, göğüslerinde e, sağlık sistemi çalışanlarına desteklerini belirten kalp şeklinde rozetler taşıyacaklar. Daha da önemlisi, e, ilk 12 maç, yani ilk oynanacak 12 maçta futbolcuların sırtında İsimleri yerine İngilizce Black Lives Matter yani siyahların hayatları önemlidir yazısı yer alacak. Bu da George Floyd'dan sonra başlayan dünya çapındaki gösterilere, protestolara üst düzey bir destek anlamına geliyor. 16 pozitif test çıkmıştı futbolcular ve teknik personel arasında. 8687 test yapıldı bugüne kadar. Bu 16 kişi de iyileşti ve maçlar BBC'den yayınlanacak. İlk defa Premier Lig'den Premier Lig'in kuruluşundan bu yana ilk defa ücretsiz ama tabii hepsi değil. Her hafta 4 maç BBC'den ücretsiz yayınlanacak. Bir kampanya vardı. Marcus Rashford Manchester United ve İngiliz futbol milli takımının oyuncusu. O yaz aylarında bazı çocukların ee, okullar kapalı olduğu e, dönemde gıdaya erişimlerinde ciddi sıkıntı olduğunu ve bunun 1.3 milyon çocuğu ilgilendirdiğini söyleyerek bir kampanya başlattı ee, ve kısa sürede hükümet bu kampanyaya karşılık verdi ve e, yaz aylarında bu çocuklara e, gıda teminin için e, fon ayrıldığını 63 milyon pound fon ayrıldığını açıkladı. Ee, koronavirüs nedeniyle okullar kapalı ve Birçok çocuk e, evde gıdaya erişimde sorun yaşıyor. Bu İngiltere için çok ciddi bir sorun. Her sene tartışılan bir sorun aslında. Yoksulluğun yüksek olduğu yerlerde çocuklar okulda ücretsiz gıdaya erişebiliyorlar. Ücret ödemeden yemek yiyebiliyorlar. E, ama okullar kapalı olduğunda bu çocukların beslenmesi ciddi bir sorun haline geliyor. E, dolayısıyla Marcus Rashford'un bu kampanyası çok önemliydi. Hep dile getiriliyordu ama koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde çocukların yaşadığı bu sorunu dile getirmesi bu defa sonuç alıcı oldu. Ve Başbakan Boris Johnson, Rashford'u arayarak böyle bir yardıma ön ayak olduğu için teşekkür etti. Kemal Göktaş teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler.